Gençler merhabalar. Bugün bu videomuzla birlikte çokgenler testlerine geçiyoruz dostlarım. Çokgenlerin bir numaralı testiyle hemen ilk sorumuzla da başlıyorum arkadaşlar. Bakalım ne demiş ilk sorumuz. Okuyalım bakalım birlikte. Şimdi diyor ki ABCD düzgün beşgen. Orada bir sürü size açı verdim diyor arkadaşlarım. Bir sürü açı yazdık diyor. Buna göre alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş bize dostlar. Şimdi hemen bulalım alfamızı. Bu kaç gelmiş? Beşgen. Beşgenin iç açıları ölçüleri toplamını bulacağız dostlar. Bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı nasıl bulunuyordu? N eksi 2 çarpı 180 formülüyle bulunuyordu dostlarım. Bu beşgen olduğu için N yerine 5 yazıyorum. 5'ten 2 çıktı 3. 3 ile de 180'i çarptım. Demek ki 540 olacak. İç açılarının ölçüleri toplamı. Hadi toplayalım. 100 var. 110 daha 210. 90 daha 300. 420 yaptı arkadaşlarım. Demek ki 540'dan da 420'yi çıkartırsak alfayı bulacağız. O da 120 yaptı. Yani birinci sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. Geldim 2 numaraya. Bir iç açısının ölçüsü 168 derece olan düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi iç açısının ölçüsü 168 ise şöyle bir çokgen düşünün arkadaşlarım. Kaçgen olduğunu bilmiyoruz. İç açısı 168. O halde dış açısı ne olacak bu keratanın? 12 derece olacak ki 180'i tamamlayabilirim. Peki şöyle bir formül vardı. Kenar sayısıyla dış açının çarpımı her zaman 360 olacaktı dostlarım. Bu formülü kullanacağım şimdi burada. Dış açımız 12 olduğu için 12 ile kaçı çarparsam 360 yapar diye soruyorum. Tabii ki 30'u çarparsak o zaman 30gen olacakmış bizim şeklimiz. 30 kenarlı bir şekilmiş dostlarım. 3 numaraya geldik. Düzgün beşgen. Köşegen köşegen alfa kaç derecedir diye soruyor. Düzgün beşgende şunu hatırlayacaksın dostlar. Düzgün beşgende kuralları şöyle bir hatırlayalım. 1. Bütün kenarlar eşit. Hemen onu bir gösterelim. Adı üstünde düzgün şekillerin bütün kenarları eşit. Bir iç açısı 108 dereceydi. O halde şuranın tamamı 108 derece olacak. Bunu bir yazalım. İkiz kenar olduğu için buralar şuraya toplam 72 kalıyor şu iki açıya. 36, 36 diye bunlar dağılacak. Şurası da düzgün beşgenin bir iç açısıdır. O halde bunun da toplamı 108 olacak. Buraya 36 yazdıysam şuraya da 72 dereceyi yazdım dostum. Peki yine ikiz kenardan dolayı şu eşit açılara da biz bir 36, 36 diyelim. 36'ları yazalım. Bakın 108'di. 36 buraya yazdıysam şuraya 72 kaldı. 36, 72 daha 108 yapar. Alfaya da 72 derece kaldı. Hemen alfayı işaretledim. Şurası da demek ki bir kenar uzunluğuna eşitmiş. Bunu da göstermiş olduk böylelikle dostlar. Üniversite sınavında böyle bir soru vardı. Şuna x demiş. Şuraya da 2 demiş. Burası 2 ise x kaç santimdir diye soru sormuştu dostlar. Cevabımız 2 geliyormuş. Buradan da onu görmüş olduk. Evet 4 numaraya geçtik şimdi dostlarım. Hemen bakalım 4 numara. Düzgün beşgen demiş. BF ve EG açıortay demiş. Yukarıda verilenlere göre alfa kaç derecedir diye de bir soru sormuş. Düzgün beşgen. Şunlar da açıortay. Şimdi bir iç açımız 108 dereceydi. O halde şuna 54 kalır. Buna da 54 kalır. Buna da 54. Buna da 54'ü yazdım. Bir iç açı 108 olduğu için şuraya da 108'i yapıştırdım. Hemen şu 4'ünün toplamı 360 olacak. Dörtgenin iç açıları toplamı. Şunlar 108. 108 de burada yaptı 216. Demek ki 4. açıyı bulmak istiyorsam da 360'dan çıkartıyorum hemen. 4, 5'ten 1 çıktı 4, 144 kaldı şuraya arkadaşlarım, 144. Toplamları 180 olacak alfa ile 144'ün, o yüzden alfaya da 36 kaldı dedik.
Aşağıdakilerden hangisi bir düzgün çokgenin iç açısının ölçüsü olamaz diye bir soru sormuş bize dostlarım. Düzgün çokgenlerin dış açılarından hareket edeceğiz biz şimdi dostlar. Şimdi bunun iç açısı 168 olursa dış açısı 12 olur. İç açısı 165 olursa dış açısı 15 olur. İç açısı 162 ise dış açısı 18. Dış açımız 20, dış açımız burada da 22 olur. Şimdi bizim şu formülümüz vardı. Kenar sayısıyla dış açının çarpımı 360 derece olacaktı. Dış açım 12 derece ise benim kenar sayım kaç olur? 360 bölü 12'den 30 olur arkadaşlarım. Yani 30'gen bir şekil çıkar. O zaman bu olabilir. 30'gen bir şekil. Zaten hatırlayın ikinci sorumuzda da cevap 30 çıkıyordu. Dış açımız 15 derece olursa dostlar 360'ı hemen 15'e bölüyorum. Ne gelir? 360'ı şöyle kenarda 15'e bir böleyim ben hemen. 2 kere 24 mi ne geliyor arkadaşlarım? Yani sonuçta bir tam sayı çıkıyor. 24 kenarlı bir şekil oluyor. Olur. 18 ise 360'ı 18'e böldüm 20 geliyor. 20 ise 360'ı 20'ye böldüm 18'gen geliyor. Ama 22 derece olursa, şurası 22 derece ise en dediğimiz şey buçuklu bir sayı çıkıyor. Ve buçuklu bir kenar olmayacağına göre de demek ki Edirne diye bir şık, yani 158 diye bir iç açı olmaz dedik. Geldik 6 numaraya. Düzgün altıgen ve kare. Şimdi dedik ki taktiklerde dostlarım konuyu anlatırken. Bir soruda iki tane düzgün şekil görüyorsanız, düzgün şekil ne demekti? Bütün kenarları ve bütün açıları eşit şekil. Bakın bizim sorumuzda iki tane düzgün şekil var. Kare ve altıgen, düzgün altıgen. İki düzgün şekil varsa kenarlarının üstüne şu tık tık simgesini koyun. İşte bakın altıgenin hepsine koydum. Sonra diğer karenin de, diğer düzgün şeklin de bütün kenarlarına tık tık simgesini koydum. Mutlaka bir ikizkenar üçgen görürsünüz dedik. İşte o ikizkenar üçgenimiz de burada. Bize de bu soruyu ikizkenar üçgen çözdürecek. Karenin bir iç açısı 90 dereceydi yazdım. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece toplamı. 90'ı buradaysa şuraya 30 kaldı. 30 ikizkenar üçgenin taban açıları 75'er derece olacak. Şurası da 75 derece. Burası 90. 90, 75 daha 165 alfaya kaldı 15 derece. Cevabım Bursa'dan geldi dostlar. Evet, hemen 7 numaralı sorumuza devam edelim. Yeni nesil bir soruymuş arkadaşlarım, bakalım ne diyor. Vincin kollarındaki açı ölçüleri verilmiştir. Buna göre Vincin ana kolu ile ikinci kol arasındaki alfa açısı kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Dostum bak bunu şöyle yapalım hemen. Şöyle birleştirelim. Bu da buraya dikmiş ya arkadaşlarım. Şimdi bize söylediği aslında burada kaçgen var? 1, 2, 3, 4, 5'gen bir şekil var arkadaşlarım. 5 kenarlı bir şekil. Beşgenin iç açıları ölçüleri kaç dereceydi? 540. Bunu birinci sorumuzda da bulduk. N-2 çarpı 180 formülüyle bulmuştuk. Şimdi 4'ünün toplamını bulacaksın. 540'tan çıkartacaksın. Hadi yapalım. 90, 90 daha 180. 80 daha 260. 290, 390 yapıyor. Hemen 390'ı çıkarttık. Şurada da 150 derece kaldı. 7. sorumun cevabı Denizli'den geldi. Geldik 8 numarayı okumaya. Aşağı şekilde A, L, R, K. Şu pembe olan kısım kareymiş. Bir de dikdörtgenler verilmiş arkadaşlarım. Beşgenin iç bölgesinden kesilerek çıkarılmıştır diyor. B, C, 7 birimdir diyor dostlar. Onu bir gösterelim. B, C, 7. Kırmızı boyalı bölgenin çevresi 20. Yeşil boyalının 22. Mavi boyalının çevresi 12 birim olduğuna göre beşgenin, o ortadaki beyaz beşgenin çevresi kaç birimdir diye bir soru sormuş bize. Dostum şöyle hemen yapmaya başlayalım. Şimdi şu kenarlara A birim diyelim şuraya. O halde burası da A, burası da A birim gelecek. Şurası da A birim oldu. Şuna B birim diyelim. O zaman burası da B. Şurası ne oldu artık? A artı B oldu. Hadi şuraya da bir harf uyduralım. C, C diyelim. Şimdi
A artı C'yi 7 diye biliyoruz. Bu bir kare miydi ilk baştaki? Yok. B, C, M, D. Tamam, bunlar dikdörtgenmiş arkadaşlarım. Şimdi başlayalım soruyu çözmeye. Kırmızı boyalı bölgenin çevresi 20 birim. Kırmızı boyalı bölgenin çevresinde bakın neler var. Şimdi şuradaki A, 3A var. Bir de X ile Y'nin toplamı var. O halde 3A artı X ile Y'nin toplamını bize ne vermiş bu adam? 20. Devam edelim. Ne diyordu? Yeşil boyalı bölgenin çevresi 22 birim. Yeşil boyalı bölgeyi buluyorum hemen dostlar. Yeşilde neler var? Bakın şuraya Z diyelim. Şuraya M diyelim. Şuraya da N. Yeşilde neler var? CC. Bir kere 2C var. Şuraya yazıyorum onu. Ya da şuraya yazayım. 2C var. Başka A artı B var. A artı B var. Bir de MNZ'nin toplamı var. Artı MNZ. Bunların da toplamını 22 birim olarak vermiş bize. Mavi boyalı bölgenin çevresi de 12 birimdir demiş. Mavide neler var arkadaşlarım? Bildiğiniz dikdörtgen 2A ile 2B var. Onun da toplamı 12 birimmiş. Bir de bildiğiniz bir şey var. A ile C'nin toplamını da bize 7 diye vermiş. İşte elinizde 4 tane denklem var dostlar. Şimdi bu 4 denklemi kullanıp soruyu çözeceğiz. Şu ilk ikisini toplasak, şu ikisini topladığımızda x artı y artı z artı m artı n, yani beşgenin çevresi geliyor. Hadi onları bir toplayalım dostlarım. Şöyle biraz kaydırıyorum soruyu yukarıya doğru. Topluyorum bunları. Peki toplayalım. X, onları bir yazayım. X artı y artı z artı m artı n geliyor. Sonra 3a var. 1a da buradan geliyor. 4a oluyor. 2c ile bir de b var. Artı 2c artı b var. Başka artı 2c artı b eşittir diyorum dostlarım. Toplamları 42 oldu. Şimdi şurası zaten bizim aradığımız yer. Buraya bir soru işareti çakalım biz. Bildiğimiz yerler nereler arkadaşlarım? A artı C'yi biliyoruz. Bakın burada 4A ile 2C var. Hemen şunu ayıralım. 2A diyelim. Artı 2A diyelim. Artı 2C. Artı bir de B diyelim arkadaşlarım. B yazalım. Her şey yolunda değil mi? Şunun çevresini bulurken bir B buradan söyledik. Ha, şuradan A artı B'yi söylemeyi unuttuk arkadaşlar. Şu 22'nin çevresini yazarken yanlış yazdık. Bir B'yi eksik yazmışız orada. Bir daha kontrol edeyim. Tamam, onu bir daha toparlarız. C neydi? 22 yeşil boyalı çevre. 2C var. Tamam. A artı B var. Tamam. X, Y, Z. Ha, bir de B bir tane daha var. Yani 2B var. Şurada bir de 2B olacak. Onu yanlış yazmışız. Şimdi toparladık. Artı bir de 2B eşittir 42 dedim buraya. Şimdi A ile C'nin toplamı 7 ise 2A ile 2C'nin toplamı ne yapar? 14. Burası 14. A ile B'nin 2A ile 2B'nin toplamında 12 diyebiliyoruz. Şu ikisini de 12 diye söyleyelim arkadaşlarım. Topladık 26 yaptım burası. 42'den de 26'yı çıkartıyorum. 16 kaldı. 8. sorumun cevabı Denizli'den geldi. Evet, 9 numaraya geçiyoruz. ABC bir üçgen. AB 4, BC 6, 5. ABC üçgenin köşelerinin birbirine göre simetrikleri olan 6 noktayı köşe kabul eden altıgenin çevresi nedir? Şimdi bakın diyor ki A'nın diyor B'ye göre simetriğini al. Yani şurası olur. Sonra A'nın C'ye göre simetriğini alalım. O da şurası oldu. C'nin A'ya göre simetriğini alalım. O burası olur. B'nin A'ya göre simetriğini alalım. O burası oldu. B'nin C'ye göre simetriğini alalım. Burası. C'nin de B'ye göre simetriğini alalım. Burası oldu. Bize de diyor ki bu altıgenin acaba çevresi nedir diye de bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi bildiğimiz şeyler neler dostlar? Burası 4 ise simetrini aldığım için burada 4. 5 ise burada 5. Yine 5 ise burası da 5. 6 ise 6, 6. Şurası 4. Başka nereleri biliyoruz dostlar? Başka bildiğimiz şimdilik bu kadar diyelim. 6'ları, 5'leri, 4'leri yazdık. Şimdi şurada bir hemen orta taban çıktı. 5, 5, 4, 4. 6 ise şurası 12 oldu. 5 ise şurası 10 oldu. 4 ise şurası 8 oldu. Bakın yavaş yavaş çevreyi oluşturuyoruz dostlar.
Şurada ne çıktı bakın? 4-6-5 üçgeni çıktı. Burada 5-6-4 üçgeni, 4-5-6 üçgeni çıktı. Artık çevresini bulabilirsiniz dostlar. Hadi bulalım. 10, 22, 26, 26, 5 daha 31, 39, 39 toplamadığımız var mı? 39, bir de 6 var şu yukarıda. 39, 6 daha 45 çıktı. 9. sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. 10 numaralı sorudayım dostlar. Şekil 1'deki düzgün altıgen biçimindeki kağıt BF boyunca tamamen katlanıyor. Hadi şu katlanmış şekliyle konuşalım. Katlanmadan önceki halini de şuraya bir çizelim dostlar bunun hemen. Şöyle çizdik. Şurası her zaman açıortay olacaktı. Kat çizgisi her zaman açıortaydır. Düzgün altıgen dediği için bir iç açımız 120, şuralar 30, 30 olacak demek ki. 30, 30. Peki yine bir iç açımız 120 derece olacak. Şurada 60'ımız var. O zaman alfaya da kalacak 60 derecedir dedik dostum. Evet dostlar, test 2 ile hemen devam ediyorum. Test 2'nin ilk sorusuna da bakıyoruz birlikte. Şöyle ayarlamasını yapalım, biraz parlatalım ekranımızı. Daha iyi olsun. Evet, birinci sorumuz dostum. Yine olmadı. Biraz daha, tamamdır. Diyor ki düzgün beşgen 38 derece alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi düzgün beşgenin bir kenarına tık tık simgesini koymuş. O halde ben de hemen diğer bütün kenarlarına şu tık tık simgesini koyayım diyorum. Ve bakın burada bir burada ikiz kenar üçgen, bir de burada ikiz kenar üçgeni paketlemiş oldum. Şimdi düzgün beşgenin bir iç açısı 108 dereceydi. 38 derecesi buradaysa şuraya 80 mi kalıyor arkadaşlarım? Yok, 70 kalıyor değil mi? 70 derece buraya kaldı. 108'den 38'i çıkarttık. 70 derecemiz burası oldu. İkiz kenar olduğu için şurası da 70 derece. 70, 70, 140. Şuraya kaldı 40 derece. 108 olacaktı toplamı. 40'ı buradaysa 68 derece buraya kaldı. İkiz kenar üçgende şurası da alfa derecedir. Demek ki 2 alfa ile 68'in toplamı 180 olacak. Hemen 180'den 68'i çıkarttık. 112 kaldı. 112 eşittir 2 alfadır. Alfa eşittir 56 derece bulduk dostlar. 1 numaralı sorumuzun cevabı Denizli'den çıktı. Geldik 2 numaraya. Uzun köşegeninin uzunluğu 12 santim olan düzgün altıgenin kısa köşegeninin uzunluğu nedir? Şimdi dostlar, tabii konuyu videosunu izleyenler benden dinlediğiniz zaman hemen şunu söylüyorsunuz değil mi dostlarım? Bilenler şunu söylüyor hemen. Uzun köşegen dediğimiz şey bir kenarın iki katıydı. Demek ki bunun bir kenarı 6 santim olacak. Düzgün altıgenin kısa köşegeni de bir kenarın her zaman köküç katıydı. Demek ki kısa köşegende 6 köküç olacak dedik dostlarım. Bunu mutlaka aklınızda tutun arkadaşlar. İşinizi kolaylaştırır. Düzgün altıgende 3 tane uzun köşegen vardır. Bir kenarın hep 2 katıdır. 6 tane kısa köşegen vardır. Bir kenarın hep köküç katıdır. Bunları çok kolay ispatlayabilirsiniz dostlarım. Biz zaten konu anlatım videomuzda da ispatladık bunları. Hemen geçiyoruz 3 numaralı sorumuza. Düzgün beşgen var. 54 var arkadaşlarım sorumuzun içerisinde. Buna göre alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Hemen bakalım şimdi. Şimdi düzgün beşgen alfa kaç derecedir? Bu kadar verilenlerimiz, başka da bir şey vermemiş sağ olsun amcamız. Şimdi biz neler yapabiliriz diye şöyle bir konuşalım. Mesela 54 burası. Şurası toplamda kaç derece arkadaşlar? Yani şurası 108 derece, bunu biliyoruz. O zaman dış açımıza 72 kaldı. 72, 54 daha 126 yapar. 126 ise şuraya da ne kalmak zorunda? 54 derece kaldı diyebiliriz. Peki 54'ün hemen şuradaki ters açısına da 54 diyelim. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 diyelim. 108, 54 daha 158, 162 yapar. 162 ise bu ikisinin toplamı alfaya da 18 derece kalacak diyebiliriz dostlar.
4 numaradayız. Düzgün altıgen görüyorum ve düzgün altıgenin içinde salak bir çizgi görüyoruz dostlarım. Hemen ne yapacağız? Düzgün altıgenin içinde böyle salak bir çizgi gördüğünüz zaman kısa köşegenden çözersiniz demiştik soruyu. Hemen kısa köşegeni çizdim arkadaşlar. Şimdi şuralara K diyelim. K diyelim. Bir kenar 2K oldu. 2K. Şurası o zaman 2K'nın kök 3 katı olacak kısa köşegenin uzunluğu. Bize de diyor ki çevre nedir? O zaman biz şuradaki Pisagor bağıntısını yapalım. K'yı bulalım. Çevreyi de buluruz. 2 kök 13'ün karesi 52 eşittir. 2 kök 13'ün karesi 52. 1K'nın karesi diyeceğiz dostlarım. Artı bir de 2K kök 3'ün karesi. O da ne yapar? 12K kare yapar. Toparlayalım hemen. 52 eşittir 13K kare. 13'e bölersek K kare eşittir 4. K eşittir 2. Demek ki bir kenar uzunluğumuz K 2 ise bir kenar uzunluğumuz 4 birimmiş dostlar. Bize de çevresini soruyor. 6 kere 4 24'ü yapıştırdı. 4. sorumuzun cevabı Denizli'den geldi. Evet, 5 numaradayız. Yukarıdaki verilenlere göre ABCD düzgün çokgeninin bir iç açısı kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi bunun için de şöyle bir pratik yolu öğrettik dostlarım. Çemberlerden çok yararlanacağız demiştik. Bakın şurayı çizdiğimde, şu çokgenlerin tıpkı çemberde olduğu gibi tam çokgenin üstünde oluşuyorsa bir açı, çemberlerde yaptığın gibi buna da çevre açı diyebilirsin. Ve çevre açı gördüğü yayın yarısıydı arkadaşlarım. Burada da gördüğü kenarların yarısı olacak. Şimdi 90 derece çapı gören çevre açı 90 derece olacaktı. Demek ki bu bir çap. Yani çap dediğim çemberin tam ortadan ikiye bölen ekvator dediğimiz çizgi. O zaman düzgün şekli de tam ortadan ikiye bölecek. Yani bunun üstünde 1, 2, 3, 4, 5 tane kenar bıraktıysa altında da 5 tane kenar bırakacak. Yani toplam 10 kenarlı bir şeklimiz çıkacak. Bize de diyor ki bir iç açısı kaç derecedir? Ongenin önce dış açısını buluyorum. Hemen 360'ı kenar sayısına böldüğünde bir dış açıyı bulursun. Dış açısı 36 ise iç açısı da 144 derece olur. Bursa'dan gelir cevabımız. 6'ya geldik. Düzgün çokgeni verilmiş. Tamamdır. Bu düzgün çokgen kaç kenarlıdır diye bir soru sormuş. Dedik ki dostlar, eğer bize verilen açı dışarıdaysa bumerang kuralı yapacağız demiştik. İçerideyse çemberlerdeki çevre açı gibi, tıpkı bir önceki soruda olduğu gibi, dışarıdaysa da bumerang kuralı yapacağız. Şöyle. Bakın bir iç açısına 180 eksi alfa diyorum bunu. O zaman bir dış açısı alfa olur. Şurası da alfadır öğretmenim o halde. Hadi bumeranga tamamlayalım bizim şeklimizi. Yani iç bükey dörtgen yapalım. Hocam şurası da 180 eksi alfa. Burası da 180 eksi alfa. O halde şu açılar alfa. Şu alfa. Şimdi şekil küçük olduğu için yazmıyorum karışmasın diye. Şu alfa. Bu da alfa. Şurayı nasıl buluyoruz dostlar? Bumerang ne diyordu? Şu içerideki 3 açının toplamı şuradaki dışarıdaki açıya eşit. O zaman alfa alfa 60. Yani 60 artı 2 alfadır şuradaki açımız. Peki şunlarda alfa alfaydı. Burada bir üçgen çıktı. Yani 2 alfa daha eklersek buna toplamları 180 oluyormuş. Demek ki 4 alfa eşittir 120. Alfa eşittir 30. Bakın. Dış açısını 30 bulduk. Hemen kenar sayısı neye eşitti? 360 bölü dış açı. 12 gen çıktı. 6. sorumun cevabı da Bursa'dan geldi dostlar. Hemen 7 numarayla devam ediyorum ben. Bakalım ne diyor 7 numaralı sorumuz. Ön yüzü pembe, arka yüzü mavi renkli ABCD düzgün altıgeni biçimindeki kağıt CF köşegeni boyunca katlanarak şöyle bir dörtgen oluşturuluyor. Tamam. Şimdi tam ikiye böldü. Uzun köşegenin üstünde katladı. Sonra bu dörtgeni biçimindeki kağıt F noktası A üssü noktası ile çakışacak biçimde katlandıktan sonra KF üssü köşegeni altında F üssü köşesine yakın bir delik açılıyor. Tamam.
Bu da tamam. Daha sonra kağıt kat yerinden tekrar açılıp eski haline getirildiğinde aşağıdaki görüntülerden hangisi elde edilir diye bir soru sormuş bize. Hemen şimdi bunu bir katlanmadan önceki hallerine bir getirelim biz arkadaşlarım. Katlanmadan önceki haline bir döndürelim. Ondan sonrasına bakarız. Şu son şeklimizi katlanmadan önceki haline bir getiriyorum arkadaşlar. Şöyle olacak. F köşesi şuradaydı. Şunu bir ayarlayalım. Şöyleydi arkadaşlarım. F buradaydı. F buradaydı. Katlandı. A'nın olduğu yere geldi. Tabii bu çizgi de buraya geldi. Yuvarlak da buraya gelmiş oldu böylelikle. Şimdi şunu da toplam şöyle geriye açalım hemen. Aynen şu şekilde. Bir de bunu geriye açalım. Bu kağıdı. Şimdi bunu da şöyle bir ayarlayalım da şöyle şekilleri. Şu A dediğimiz yer katlanmadan önce şuradaydı, buraya geldi. Bu da açılmadan önce şuradaydı. Tam böyle simetrisini alacak şekilde şu kat çizgisiydi ya arkadaşlar. Kat çizgisine göre simetrisi olacak şekilde açıyorsunuz işte. Bunun buna göre simetrisi burada. Bunun da bu çizgiye göre simetrisi burada olur. Yani şekil böyle bir şey oluştu arkadaşlarım. Bakın bu da hangi şıkkımızda var? Şöyle bakıyorum. Ceyhan'da var arkadaşlarım. Ceyhan'da bizim aradığımız şeklin aynısı mevcut. Geçerim 8 numaraya. Şekilde diyor ABC'de düzgün beşgeni şeklindeki karton AC boyunca kesilerek elde edilen küçük parça şekil 2'deki gibi şekil 2'deki gibi tekrar birleştiriyorlar. Buna göre alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş. Şimdi biz bildiklerimizi burada bir gösterelim. Şimdi normalde şu kenar, şu kenar, şu kenar, şu kenar birbirine eşit. AC'ye de şöyle bir simge yapalım arkadaşlarım. Şimdi hemen onu burada da gösterelim. Bakın AE, şunlara şöyle tık tıkları koyalım. AC'ye şu simgeyi koyalım. Buna da bu simgeyi koyalım. Buna da tık tıkı koyalım dostlar. Şimdi bildiğimiz değerler şuralar 36, 108, 36. Bunu burada da gösterelim. 36, 36, 108. Sonra buradakine bakalım bir de. Şu E açısı 108. Onu burada da gösteriyorum. Şuradaki A açısının kalan parçasına 72 kalır. Onu da burada gösterdim. Her şeyi bir gösterdik arkadaşlarım. Onu, şunlara çok gerek yok ama yine de yazmış olalım 108. Şimdi bizim işimiz şuradaki açıyla ve şu ikizkenar üçgenle. Bu ikizkenarsa burası da alfa. 108, 108 daha 216 yapar. Hemen 360'tan 216'yı çıkarttım. 144 kaldı şuradaki açıya. 144. Demek ki 144 ile 2 alfanın toplamı 180. O halde 2 alfaya 36 kalır. Alfa da 18 derece gelir dostum. Evet, 9 numaradayız dostlar. Şimdi ABC'de düzgün altıgen EM eşittir MD. Tamam, o eşitmiş. Şu bir kenara 6 vermiş. O halde bütün kenarları şöyle 6 yazalım. Bunlara da 3, 3 yazalım. Düzgün altıgeni biçimindeki kağıt M noktasından başlayarak DC kenarına paralel olacak şekilde kesiliyor. Ardından K noktasından başlayarak da BC kenarına paralel olacak şekilde kesiliyor dostlarım. Tamam. Sonra kesildikten sonra küçük parçalar atılıyor. Şöyle bir şekil kalıyor. Buna göre yukarıda verilenlere göre FLX kaç santimdir diye bir soru sormuş. Şimdi bunu biz şu yukarıdaki şekilde gösterelim dostlarım. Şöyle buna bir paralel kesilecek. Şöyle. Bu da buna bir paralel olacak şekilde kesiliyor. Şurada bir K noktasında buluşuyor bunlar. Bize de FK'yı soruyor, değil mi? F yok, L noktasında buluşuyorlarmış. FL. Bize de FL'yi soruyor. Şuradaki çizginin uzunluğunu soruyor. FL X diyelim buraya. Şimdi bakalım neler yapacağız? Burası da 6'dır değil mi dostum? Şu da paralel olduğu için burası da 6. Şu paralel olduğu için burası da 6. Şurası da 4 olur. Bunları bir söyleyelim. Evet. Yalnız işte burada sıkıntı şu. Tam buraya denk düşüyor mu? Onu bilemiyoruz arkadaşlar. Tam bunlar tam bu FC üzerinde mi, yani uzun köşegen üzerinde mi birleşiyorlar, onu bilmediğimiz için şimdilik onun hakkında bir yorum yapmayalım biz o zaman. Hatta biz şu son şekil üstünden bir konuşalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şundan da biraz uzatıp. Evet, burada konuşursak daha güzel olur dostlarım. Tabii ki şimdi daha iyi anlaşılacak muhabbet. Şurası
3 3 birimdi. Şurası 2, şurası 4. Bunlar da 6 6 6 6 birimdi. Bakın tam bu köşeye denk düşmüyor. En azından bunu da görmüş olalım böylelikle. Şimdi daha iyi olur dostlarım. Bakalım nasıl bulacağız şimdi sorumuzu tabii ki. Şimdi bunu FL'yi soruyor bize. FL'yi bir dik üçgen içine sokmak zorundayım ben dostlar ki daha rahat çözeyim soruyu. Bir düşünelim. Şöyle yapsak olur mu diye düşündüm arkadaşlar. Hemen şimdi şu x'i içine alan bir üçgen oluşturacağız. Şuradan şu üçgeni oluştursak. Şöyle bir üçgen oluştursak. Bu üçgenden x'i bulabilir miyiz diye düşündüm. Bakalım bunun için şöyle işlemler yapmaya çalışayım ben. Şimdi şu paralellikleri hiç kullanmadık. Bakın bu paraleli de böyle bir uzatalım. Şurayı 2'ye 4 böldüyse burayı da 2'ye 4 olacak şekilde böldü. Şu paraleli yine bir uzatalım arkadaşlarım şöyle. Burayı 3, 3 diye böldü. Bakın şurada bir paralel kenar çıktı. Burası da 3, 4 ise burası da 4 oldu dostum. Şurada bir ikiz kenar yamuk çıktı arkadaşlar. Şurada bir ikiz kenar yamuk var. Şurada da bir ikiz kenar yamuk çıktı. Hatta şu uzunluk, bakın şu çizilen uzunluk. Şunu da çizseydim eğer ki bu ikisinin şu ikiz kenar yamuğun orta tabanı olacaktı. Şimdi şu bizim düzgün altıgenimizin uzun köşegeni 12 santim. Bir kenar 6 olduğu için. Şurası 6, 12 ile 6'nın toplamı 18, 2'ye böl 9 olacak burası. 4 buradaysa şuraya da 5 kaldı diyelim hemen. Şurası 120 dereceydi, şuraya 60 derece kaldı. Şurası 3 santim. Yine şuradan bir diklik indirip buradan da bir diklik indirelim. 2, şunlar eşit olacaktı birbirine 3 olacak bunların toplamı 3 bölü 2. Bakın ne çıktı dostlarım? 3 bölü 2 3. Demek ki bu da bir 30-60-90 üçgeni. Şurası 60 derece, tersi de 60. Yani bu bir eşkenar üçgen. O halde bu da 3, bu da 3. Şimdi şurası da 60 derece geldi. Bakın şöyle bir üçgen çıktı arkadaşlar. Şuraya alayım ben onu daha rahat anlayın siz. Şurası 60 derece olan, şurası x olan, şu uzunluk 9 buraya yazdım. Şu uzunluk 5 ile 3'ün toplamı 8 buraya yazdım. Hadi buradan bir diklik indirelim. 60'ı gördük, karşısına dikliği indirdik. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4, buraya 5 kaldı. Burası da 4 kök 3. Evet, çözdük soruyu arkadaşlarım. Diyeceğiz ki hemen x kare eşittir bir 5'in karesi 25 artı 4 kök 3'ün karesi 48. Evet, 25, 48, 68, 73 mü yaptı arkadaşlarım? Evet, x eşittir kök 73 geldi. Sorumun cevabı Denizli'den çıktı dostlar. Evet, ilk iki testi gömdük. Bir sonraki videoda diğer iki testi gömeceğiz dostlar. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.